Arkadaşlar şimdi sizlere Netcat'te proje açtığı açma ve proje ekleme AutoCAD olarak kaydetme işlemlerini anlatacağım. Herhalde Netcat projemizi açarak başladım. Direkt projemizi tıklandığımızın bir temel safhara kazı projesiyle. Bunun devamından diğer bloklar da var ama onlar ayrı projede olduğu için gözükmüyor. Biz bunları eğer birleştirmek istiyorsak proje aç. Buradan projenin olduğu yola gidiyoruz. Örneğin diğer bloklarımız ne oldu? Projeyi. Projenin içine ekleyeceğim. Seçtim PKH. Bunlar diye falan aplikasyonu. Bunu projeyi eklemek için projeyi ekle düğmesini tıklamazsak aynı sayfaya gelmez. Ayrı bir sayfada açılır arkadaşlar. Buna dikkat edin. Projeyi ekle diyelim. Aç dediğimizde görmüş olduğunuz gibi binaların devamındaki diğer bloklar üzerine eklenir arkadaşlar. Bu projeyi biz eğer ki şu noktaları görmek istediğimiz zaman AutoCAD olarak kaydettiğimizde göremeyiz. Bunları görmek için arkadaşlar ben daha önceden yapmışım ama nadir tabakası oluşturmanız gerekiyor. Eğer nadir tabakası oluşturmazsanız AutoCAD'de bu noktaların ne kutunu ne de adını göremezsiniz. Daha önceden oluşturduğum nadir tabakalarını kapatayım tekrardan anlatmak için. Ben bunu şu şekilde şu an biz noktaları görebiliyoruz ama AutoCAD'e attığımızda gözükmez arkadaşlar. Bunların gözükmesi için yazı işlemleri çiz, yazı, nokta adı üret diyoruz. Buradaki yazıların hepsini silip sadece yıldız klavyeden yıldıza basın. Buradan örneğin adı sadece noktalar oluşturacaksak kodu kapatırız. Eğer kod da oluşturacaksak buradan ayarlamalarını yapıyoruz. Yazı boyu alana göre arkadaşlar işte 0.40-0.50 ne kadar büyük görmek istiyorsanız çıktı da daha rahat alabilmeniz için onu kendiniz ayarlayın. Buraya tabakasının ismine herhangi bir ek koyabilirsiniz. Nada ek diye vesaire. Ben de nada tabakası daha önceden açılmış olabilir diye bir örneğe ek yapıyorum. Buna da aynı şekilde herhangi bir ek yapalım. Bunda noktadan uzaklığı diyor arkadaşlar. Eğer ki burada uzaklık mesafesi verirsek yazı noktadan o mesafe kadar uzakta gözükecek. Bunu sıfırlarsak üzerinde gözükecek. Şuradan arkadaşlar adı ve Z bu işlemlerin yanındaki şu ok işaretleriyle şu anda gördüğünüz gibi örneğin bunu tıkladığımda şu P123 noktanın adı noktanın adının noktanın neresinde olacağını ayarlayabiliriz. Yukarısında, üzerinde, sağında, solunda gibi bu şekilde ayarlamaları buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Genelde üzerinde olur. Bunu değiştirmiş. Kod da arkadaşlar buradan ayarlanıyor. Altta yazan koddur. Kodu ne tarafında yazdırmamı istiyorsak onu da bu şekilde ayarlarız. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra koda da boy verelim. Kod daha küçük olsun. Tamam dediğimiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi nokta adlarım geldi. Bu noktalarımızda kod olmadığı için bunlarda kod gözükmedi ama diğer noktalarımız kodları gelmiş oldu arkadaşlar. Kodları eklendi. Kod olanlarda da kod çıktı. Şimdi arkadaşlar sizlere bunu AutoCAD olarak kaydetmeyi de anlatayım. Proje farklı kaydet kayıt türü alttaki kutudan AutoCAD DVG DXF dosyaları olarak seçip kaydet dediğinizde kaydet dediğimizde arkadaşlar tamam diyoruz. Tekrar tamam diyoruz ve kaydetme işlemi geçecekmiş. Şimdi burada kaydettiğimizde dosyayı görmüş olduğunuz buraya geldi. Karakazık evinde bir ek diye açıp bakalım arkadaşlar etiketten. Görmüş olduğunuz gibi nokta numaralarımız gözüküyor.
Birçok kişi işte ben netlet.dosyayı kaydediyorum ama netlet.nokta numaralarım gözükmüyor diye sormuştur bizlere. İşte cevabı da burada arkadaşlar. Nada yapmazsanız hiçbir şekilde gözükmez. Şimdi arkadaşlar o zaman da bu ben de yaptım bu skip dosyasını netlet açmayı da anlatayım buradan. Projeyi aç. Az önceki kaydettiğimiz dosya format etiket olduğu için format dosya türünü etiket tv'de yapıyoruz. Kaydettiğimiz dosyayı seçip aç dediğimizde şuradan arkadaşlar bazı projelerde patlatma olayı gerçekleşir. Eğer bunları kaldırırsanız patlatmadan açar. Yani patlatma dediğim zaman projedeki etikette çizilen bloklar genellikle dağılır ya da gözükmez. Dağıldığı zaman bayağı bir dağılıyor yani proje saçma sapan bir hale dönerdi. Bir parça bir yere, bir parça bir yere. Sonra bunları toplamakla uğraşıyorsunuz. Eğer bunları kaldırırsanız patlatmadan netket olduğu gibi açacak. Dağıtmadan önce de. Tamam dediğimiz zaman arkadaşlar. Yüklendi. Projemiz geldi. Şu olay başımıza çok gelmiştir. Netcat'ten ilk yeni başlayan arkadaşlar genellikle bir sıkıntı yaşamıştır. Ya bu çizgiler niye böyle balon gibi gözüküyor? Bunlar bu yuvarlaklar niye çiçek gibi oldu vesaire sıkıntısını ben bile yaşadım ilk zamanlarda. Bunun sebebi de arkadaşlar çok basit. Şu alttaki üçgen, sarı üçgen dediğimiz kutudan kalın obje çizimi düğmesini kapatacağız arkadaşlar. Bunu kapattığım zaman çizgilerimiz normal olarak gözüküyor. Daha önceki etiket olarak kaydettiğimiz projede yine tekrardan nokta numaralarımız gözüküyor. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir sıkıntımız yok. Akslarımız da geldi. Daha önce yapmış olduğumuz aplikasyonların nokta numaraları da çıktı. Bayağı bir karışık bizim projeler. Umarım sizlere faydalı olabilmişizdir. Biz bu işi, bu videoları hiçbir kimseden bir karşılık bekleyerek yapmıyoruz. Sadece bir hayırlı dua edin yeterli arkadaşlar. Başka bir şey istemiyoruz. İşlerinizde başarılı olmanızı dilerim. Allah yardımcınız olsun. Allah yüzümüzü hiçbir zaman kara çıkartmasın. Hepinize hayırlı işler arkadaşlar. Kolay gelsin.